Seviye 1'i çok güçlü. Seviye 2'si çok güçlü. Seviye 3'ü çok güçlü. Seviye 4'ü çok güçlü. Akşan'ın gerçekten zayıf olduğu bir nokta yok. Ne yarıyor burada? Bulabilir. Öndeki birini arkaya çarptırıp yani bir engage bulma yani ihtimali var zor olsa da. Tek tankınız Nautilus, onu da alıp kafanıza vurayım. Hiç emin değilim. Şey seçiminden. Ama Galatasaray'ın üst koridor oynama becerisi geçen seneden kalan belki de en önemli becerisi şu ana kadar. Şu ana kadar özellikle orta koridorda Syndra'yı yönetirme konusunda da iyi bir iş çıkartmış. Bir kule altı denemesi var. Sıçrası olmadığını hatırlatalım. Köfte de az önce Sayaz'la karşılıklı sıçraları orta koridorda paylaşmıştı. Hasar bu kule altı denemesi çok önemli. Bu kule altı denemesinde başarıya ulaşabilecekler mi? Fokusu anında düşürdüler. Sıkıntısız oldu bu. Kule kimde? Ve Chosen'ı bıraktı kule. Crazy'in de başı dertte. Şimdi o duvardan Cüzu atlıyor. Cüzu Meganar. Şimdi Mini Cüzu! Haritanın iki köşesinde birden Papara Supermassive Blaze adına harika haberler geliyor. Yani orta koridorda durum eşit gibi görünüyor ki hatta minyon sayısında da orada Sayaz'ın üstünlüğü var. Ve Crazy de standart tarifesini Cüzu'ya uygulayabilmiş değil. 10. dakikada şu ana kadar ortalama 20 minyon önündeydi rakibinin. Hatırlatalım tekrardan, şu anda koridor dengede ilerliyor. İstediği pozisyon olmadığını anlamıştı diye Crazy tahmin ediyorum. Crazy yalnız aldığı ağır kanla beraber sanki o takaslarda birazcık daha varlık göstermeye başladı. Trial tabii bu Meganar'ın olmadığı durumda şimdi Cüzu Meganar'a dönüşecek. Crazy Sıçra'ya attı, çıkabilecek mi buradan? Cüzu Meganar duvara yapıştırdı Sıçra'yla. İkinci solo kill bu arada. Cüzu Crazy iki kez sekte öldürdü. Birinde neredeyse öldürüyordu. Ligin açık ara en iyi üst koridoruna. Acayip bir mesaj bu Trial. Yani mesaj mı tarife mi artık bilmiyorum. Yani adisyon gelecek birazdan. Regarnur oyun bitecek. 13 dakika itibariyle çıldırmışçasına oynuyor. Şimdi Cüzu trenini yavaşlatmak adına bir ziyaret var ama Meganar oldu. Ve minyon dalgası da temizlendi. Artık o Cüzu'yu almak çok kolay olmayabilir. Tekme geldi, ses dalgası geldi ama orada ayartan öpücük belki de o kitle kontrol zincirinin eksik halkasını tamamladı. Evet. Galatasaray 1000 altınlık bir üstünlük yakalamış durumda. Ama Papara Supermassive Blaze adına da Hextech ruhu hakkındaki görüşlerini bir alayım Trial. Bence olur. İyi mi diyorsun? Çok iyi yani. Hem üstünlüğünü alan Galatasaray ve oraya alameti de bıraktılar. Papara Supermassive Blaze'in bir karar vermesi lazım. Ya buraya cevap verecekler. Muto'ya bu arada ciddi bir hasar verdiler. Son perde açıldı. Zerg'sing 1, 2, 3 artık önüne geçilmesi lazım. Crazy son mermiyi omuzluyor. Tabii orta koridor bu arada kulesi Ahri tarafından alınırken Galatasaray 3. ejderi de burada. Rakip Papara Supermassive Blaze'e bıraktı. Yalnız inhibitor kulesine vuracak o alamet. Şimdi burada geri dönüşleri Moito durdurabilir mi diyecektim ama biraz orada görüş tutemin dışında kaldığı için. Zerg'sing'in başı derde girecek gibi gözüküyor. Saez var. Önünü zayıflara acımayla kapattı. Sıçra da ultiden kurtarmıyor ki seni. Yani zaten 30-40 saniye önce Supermassive Blaze bunu arıyordu. Çok tersinde riskli bir Baron 4 ve 5. Şöyle yani risk analizi yaparım ve kalıcı güçlendirmeyi alırım. Moito'yu görüyorlar. Moito'yu görmüyormuş gibi yaptılar ama görüyorlardı. Yalnız saçar tohum. Moito'yu son perde açıldı. 1, 2, Baron vurdu. Baron'a gerek kalmadı. Neramin son perdeyle beraber 1 dakika kala aldı ormancıyı. Biraz erken düştü bu arada Moito yani. Power Supermassive Blaze adına birazcık daha geç düşmesi daha istenen senaryo olur diye Cüzu'nun başı dertte. Hep buza yakalandı. O ışınlan zamanında gelecek mi? Sıçra da geliyor ama kaçış yok. Yalnız bir anda 3 kişi geliverdi oraya. Crazy'nin de başı nerede girecek? Crazy orada ultiyi kullandı ama hayatta kalması o kadar zor gözüküyor ki. Arkaya doğru atıldı. Harika bir trajedi Neramin. Yerine mıhladı. Neramin bu savaşa damgasını vurdu. Çok uzaklardan bu savaşa demeyelim. Harika oynuyor şu anda Neramin. Pencereyi oluşturdu. Moito birazcık uzaklardan yaklaşıyor ve Cüzu'ya yakalandı, tespit edildi. Moito'nun buradan çıkması lazım. Şimdi içeri doğru giriyor. Moito çaldı. Arkada Cüzu onu engelleyebileceğini düşündü ama engelleyemedi. Sonraki savaşta ne olacak? Galatasaray'da canlar çok kötü durumda değil. Sayaz önde kaldı, sıçraya atmak zorunda kaldı Crazy ama görünmez şekilde geliyor ve Zerg'sing geri gel sana ihtiyacımız var diye bağırıyor. Akşanın etkisi kendini gösterecek mi? İki sıçra geldi. Cüzu Mini'ye dönüştü. Cüzu Gri'ye dönüştü. Chosen çalıda bekliyordu. Chosen'a da çıkış yok. Chosen'a da çıkış yok Akşan. Ya çok da mümkün görünmüyor. Galatasaray adına belki de üst koridorda Akşan ve Ahri'nin yakalandığı anda yani Galatasaray Esports şu an gerçekten rakibi 3 koldan birden boğuyor ki üst koridordaki işlemi tamamladılar. Ya 5 dakika önce Papara Supermassive Blaze ruhu almak üzereydi ve maçı kazanmak üzereydi belki de ama 3 dakikada nereye geldik? Aynen öyle 3 dakikada nereden nereye geldik? Köfte! Mükemmel oyun!
Topun geri dönüşü. Hasarı veriyor. Skorun alınmasını sağlayan Parus kaçar pozisyonda yetmez ama. Chosen'ın ultisi de çok defansif ve ulti olmaktan ileri gitmiyor. Galatasaray ligdeki 13. maçında 8. galibiyetine ulaşıyor ve Info Yatırım Aurora'nın kaybettiği bugün de bu galibiyet. İki katı değerli Trial. Çok değerli. Çok değerli Garun, senin de söylediğin gibi. Yani Galatasaray'da yalnız galibiyetin kokusunu aldıktan sonraki oyuna bakar mısın? Yani o kokuyu aldılar. Evet, biz bu oyunu kazanabiliriz dedikten sonraki hamlelere bak.